Aynen. Abi modum bir yükseliyor, bir düşüyor. Her an ağlayacak gibi oluyorum. Gerçekten kendimi anlamadım. YKS sonucunu paylaşıyorum. Yarım saattir tablo önümde, yemin ederim psikolojim bozuldu. Sürekli netlere bakıyorum. Neyse. Sabah baktım, şu an saat 5'e geliyor. Sabah baktım sıralamama. 41.000'deyim. Asla beklemediğim sıralama. Yığılma cırt cırt hiç umurumda değil. Sonuç değişmiyor yığılma olsa da. Yani sınavı böyle yapmış olmaları, sınava bir şey bulmak. Yani işte sınavın orası öyleydi, burası böyleydi. Bunları konuşmamın bir anlamı yok. Çünkü bu sıralamayla gideceğim bir yere. Ve yani ilk görünce bir zoruma gitti açıkçası. Ben sürekli aynı şeyleri söylüyorum ya. Beynimde sürekli aynı şeyler dönüyor. Sabah şeyi gördüm, sıralamayı gördüm. Yani direkt telefon aldım, direkt baktım zaten hiç beklemeden. Hani netlerime falan da hiç bakmadan direkt sıralamaya baktım. Beklemiyordum. 40 bin çok arada bir sıralama ya. Yani ben Ankara'da diş istiyordum ve diyordum ki Ankara'da diş gelmese bile 30 bine girerim, yine dişe giderim diye düşünüyordum. Ama şimdi 40 bin gelince ben dişe de gidemiyorum. Ben 40 bin skalasında bölümlere de bakmadım. Az önce baktım, işte eczacılık da güzel yerler geliyor. Ama bilmiyorum yani 3 yılın sonunda bence hak ettiğim sıralama al. Bu değildi. Anladın mı? Bu değildi yani. Anladın mı? Bu arada netlerimi bırakmayacağım. Tamam mı? Yani fena yeti çünkü sinirlerimi bozuyor benim. Direkt yerleştirme puanımı ve sıralamalarımı bırakırım. TET'de de Türkçe zaten zorlandığımı söylemiştim. Ben geçen senelerde Türkçeyi daha iyi yapmışım. Yapmıştım yani. Türkçe'de 32'ye 8 yapmışım. Sosyal bilimlerde 14'e 4. Temel matematikte 35 yapmışım. Matematikte normalde 4 boşum vardı ama neden bir soru, yani optik hatası falan mı bilmiyorum ama bir sorumu almamış. Fen bilimlerinde de 17'ye 3 yapmışım. Totalde TYT'de 93 civarı bir şey oluyor. AYT'de de matematikte hepsini işaretlemiştim. 39'a 1 yapmışım. Sonunda matematik kısmında 3 yılın sonunda ulaşmak istediğim şeye ulaştığımı düşünüyorum. Ama FENAYT'yi zaten yapamıyordum ve onda da ulaşmak istediğim bir şey vardı ama yine ulaşamadım. Bilmiyorum, bu moralimi çok bozdu FENAYT'i. Neyse. Biyolojide ya o kadar çalıştım bilmiyorum. Yani çok fazla şık arasında kaldım ve zaten çoğu yanlış çıkmış ve ben fizikten daha çok korkuyordum. Ve fiziğe daha az çalışmıştım biyolojiye göre ve fizikte daha iyi yapmışım biyolojiye göre. Yani bilmiyorum, yani ben TYT'de 37 bindeyim mesela, 93 netle. AYT'm 60 civarı. 41 bine çekmiş sayısalda. Bu şekilde genel olarak. Yani daha da ne diyebilirim? Benim için şu tablo hayal kırıklığı deyip fırlatıyor şu an. Ya bilmiyorum, yapacak da bir şey yok aslında. Böyle çok sabahtan beri bir üzülüyorum, bir gülüyorum. Yani sıralamam kötü değil, biliyorum. Ama 3 yılın sonunda bence yapılacak bir sıralama değildi. Ama hayırlısı böyleymiş diyelim. Bilmiyorum, umarım gittiğim, ya bilmiyorum, bölümlere de bakacağım. Araştıracağım, okulları da araştıracağım. Güzel bir tercih yapmak istiyorum çünkü gittikten sonra yerinden memnun olmayan birçok arkadaşım var. Yani o yüzden tercih çok önemli. Tercih çok önemli. Araştıracağım. Yani bilmiyorum, söyleyeceklerim bu kadar. Ben daha ne diyeyim? Ağlamaya başlayacağım şimdi. Bu şekilde yani zoruma gitti, hayal kırıklığı yaşadım ama ne yapabilirim ki yani? Olmuyorsa daha ne kadar zorlayabilirim? O yüzden şu an durgunum.
Yani sabahtan beri o kadar fazla ruh hali değişimi yaşadım ki yani şu an sonunda durgunum. Bu kadar söyleyecektim. Beklemiyordum. Ya benden kimse beklemiyordu bunu bence. Yani çevremde de öyle. Hangisi böyleymiş diyorum. Aa.